Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Şu şeyi bir tavsiye edelim. Şimdi Milli Görüş'ünde biz Erbakan Hoca'nın milliyetçi olduğu, devlete ne kadar bağlı olduğu, büyük devlet adamı olduğunu bildiğimiz için burada şimdi Erbakan Hoca ile ilgili asla bir şaibe yok. Onun adamlarıyla da ilgili bir şey. Fakat tabii Erbakan Hoca'yı da aşan, Erbakan Hoca'nın da dışına çıkan, taşan, kontrolden çıkan çok şeyler oldu. Şu anda da zaten hocanın, tabii Allah rahmet eylesin, onun yolu vatanın bölünmez bütünlüğü, tabii devletçilik, onun belliydi. Fakat Milli Görüş'te biz Almanya'ya bağlı çalıştı, Almanya'nın lehine çalıştı, ya efendim Türkiye'nin aleyhine bir faaliyete girdi demiyoruz. Ama Almanya'da burada ne yapıyor diyoruz, yani Türkiye'de ki bazı efendim faaliyetlerinin tam yapamayanlara bir imkan açıyor. İşin mesela tarikatlara da açıyor. Şimdi orada mesela bir tarikattan öyle bir imkanlar açtı. Biz şimdi o tarikata diyor muyuz ki bunlar devlet vatan hainidir? Değil. Fakat orada binlerce, yüz binlerce insan toplanacak kadar büyük alanlar, on binlerce dönüm yerler, şunlar bunlar. Bunlara şey veriyor. Neden? En nihayetinde diyor ki bu tarikat şeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzeninde ne göre? Yasak. Veyahut şu zihniyet yasak. Bu şey. Ben bunları burada imkanlarım benim. Ne olur? Bunlar burada neşvünema bulurlarsa yarın bir gün ben bunlardan istifade edebilir miyim Türkiye'nin düzenini bozmak için? O adam o planı yapacak. Yapar. Yani bunu yapması normal. Ama eğer bizim Türkler onların lehine, onlarla gizli bir bağlantı kurup Türk devletinin aleyhine bir şey çalışmışlarsa o vatan haini olurlar. Yoksa ben böyle bir şey ne Milli Görüş'te ne yahut da başka bir tarikatta var demedim yani. Bir arkadaşım da mesaj atmış. Bu işleri bilir diyor ki Almanya İslam ilişkisine çok dalmayın. Çok dalmasın Ahmet Hoca diyor. İşin ucu ta Nazilere gider, İttihatçılara gider diyor. Onun bir tarihi var diyor yani Almanyalıların diyor İslam'la olan ilgilenmelerinin bir tarihi geçmişi var. Evet. Naziler zamanında da dönemin... Baksana bazı tarikatlarda Hitler'i sevenler varmış yani. Yani şimdi öyle bir meseleler var ki kimin eli kimin beli. Mesela bir tarikat diyor ki İngiltere kraliyet ailesi Seyyid-i Peygamber sülalesi diyor yani. Peki Türkiye'de... Yani öbürü diyor Prens Charles Müslüman diyor yani. Öbürü bilmem ne. Yani bu tarikat cemaat şusun busun bunun gerisinde kimin eli kimin cebinde yani veyahut da kuruluşlar diyelim. Şeyh Nazım Kıbrisi onu söyleyen. Ya işte şimdi diyor ama şimdi böyle bir şey kimi sevdireceğiz biz kimi? Onlar da İngiliz ekolü. Şimdi sen bana diyorsun ki şimdi Alman, Rus, İngiliz söylüyorsun. Ben şimdi Şeyh Nazım'a efendim ölmüş vefat etmiş Allah rahmet eylesin kabri nur olsun. Ben şimdi Şeyh Nazım'a böyle bir şey iftira atabilir miyim? Ama onu diyen o. Ya tamam da şimdi bu onun Prens Charles Müslüman oldu diyen o. Ya tamam da şimdi onu ben Müslüman olmuş olabilir, gizleyebilir onu demiyorum. Kraliyet İngiliz, kraliyet ailesi Seyyid diyorlar. Ha onu duymadım. Peygamber sülalesi diyorlar. Onu Şeyh Nazım'dan duymadım yani. Yok. Şimdi demek istediğim bu sömürgeci emperyalistler İslami cemaatlerle, camialarla, dernekle, vakıflarla ilişkiyi severler. Tamam, eyvallah. Severler. Müslümanlar uyanık olacak, Türkler uyanık olacak, aldanmayacak. Bu gavur bana niye bu iyiliği yapıyor? Şimdi bana soruyorsun, bana sana bir şey geldi. Adam bana geldi, diyor ki, sen diyor Lordlar Kamerası'nda, ne demekse, Lordlar Kamerası'nda bir konuşma yaptıralım sana. Niye yapacağız? İşte İslam'da terör yoktur, şu yoktur, bu yoktur falan. Ondan sonra şöyle yapalım, böyle yapalım. Avam kamerası da değil, Lordlar kamerası. Lordlar kamerasında canım aşağı biz beni çok yukarılara çağırın ben aşağılarda sürünüyorum. Hiçbir zaman bir oltaya hesap olamadım, baltaya hesap olamadım. Şimdi neden eşin gitmiyorsun? Eşleri diyor burada diyor sana diyor külliyeyi açalım. İşte şu kadar milyon dolar şey ne yapalım? Talebe yetiştirelim. Ne yapacağız talebeyi? Afganistan'a baksana insan alalım. Ne olacak? Bu radikallere siz tasavvuf anlatın. Şudur budur. Ya şimdi ben bunu anlamıyor muyum? Şimdi ben burada anlıyorum. Milli görüşüm. Milli görüşüm. Ben radikal efendim cihat diyen bir şey yok Taliban bari şunları bunları gavurlar baş edemiyorlar. Bana burada bir büyük bir imkan sağlayacaklar. 3000 talebe falan güzel yüksek seviyede onlara eğitim vereceğiz bilmem ne. Onlarla orayı yönetecekler. Ben buna girer miyim? Teklif edildi mi? Edildi. Milli görüşün genel başkanı mesaj atmış. Hayırlı geceler. Biraz önce Tarafsız Bölge programında Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Ünlü Beyefendi'nin Merkez Almanya'da olan
İslam toplum milli görüş teşkilatları ile ilgili asılsız ve iftiraya dayanan beyanlarını üzülerek izledim. İslam toplumu milli görüş hiçbir devletin, hiziplerin sözcüsü veya arka bahçesi değildir. Öyle bir şey dedim mi? Onların sözcüsü veya arka bahçesi dedim mi? Öyle demediniz. Ama imkan veriliyor. Verilmiyor bunun, mu onlar o imkan? Bunu yani, manidar mı buluyoruz? Manidar mı bu? Anlamlı mı yani? Ama Almanya şimdi Cemalettin Kaplan gibi adama da veriyorsa, ona veriyorsa, buna veriyorsa, efendim şimdi şunu demek istiyorum. Almanya bu işe çok merak. Dünyada hiçbir devlet Almanya kadar meraklı değil. Ama bunlar da şimdi rahatsız oluyorlar ya yani. Ya rahatsız oluyor derken ben ona sana niye imkan veriyor demiyorum ki. Ne diyorsun? Alman devleti bu işe merak diyorum. Bu ilgi neden diyorsunuz? Evet. Şimdi FETÖ'ye de veriyor. Ben seni FETÖ'yle... Ama şimdi FETÖ'yle aynı... Ya ben seni FETÖ'yle bir mi tutuyorum şimdi? Hayır. Ya milli görüş, Erbakan Hoca'nın kurduğu milli görüş devletçidir diyorum, milliyetçidir diyorum. Şu anda milli görüşte bir sapma varmış. Erbakan Hoca'nın kurduğu milli görüşün dışına çıkmış durumda. Çok şeyler var. Ben bilmiyorum. Şu an son ben 5-10 senedir, 15 senedir takip edemiyorum milli görüşün. Ben zaten 20 senedir falan Almanya'ya falan gitmiyorum. Gidemiyorum yani. Engellendim. Ya ben diyorsunuz Almanya'nın bu işlere bu merakı benim dikkatimi çekiyor diyorsunuz. Ya Fatih Nurullah bile profesörleri şunları bunları ki Trişka'dan bir adam, hiç 5 para etmeyen bir adama bile bu kadar şey veriyor. Yani Alman devletinin bu işte özel ilgisi alakası var diyorum. Burada seninle alakası olması, sen de ona çalışıyorsun anlamına gelmiyor. Haşa ve kella. Şimdi iftira olması için milli görüş Alman ekolüdür. Almanya'ya çalışır. Türkiye'nin aleyhine faaliyetler yapar haşa. Bunu dedikse iftira lafı doğru gelir. Biz öyle bir şey demiyorum. Demedik diyorsun. Yani. Doğru. Peki. Milli görüşte ben de gittim o zaman senelerce beni camilerde sohbet ettirdiler. Peki, Almanya'ya mı çalıştık yani? Peki demek istediğiniz o zaman Almanya'nın bu ön vermesi, merak duyması, ilgilenmesi benim dikkatimi çekiyor. Hiçbir devlette bu kadar yok. Peki. Ya şöyle ilginç bir şey. Almanya'da mesela FETÖ'cülere yakın bir takım ibadet yerleri var. Mesela yine orada şimdi Almanya'dan yazan bir yurttaş, çok tanıdığımız birisi. Ne demek FETÖ'cülere yakın ibadet yeri? Yani cami mi yapmışlar? Mescit, cami falan yani, mı? Tam cami de değil, tam mescit de değil. Başka türlü bir şey. Bir başka örnek vereyim. Onlar dinler mesela, arası diyalog zaten. Hepsi ben mesela yani. O tür yani bir diyalog merkezleri falan çok etkili bir şekilde destekliyor Almanya. Yine mesela bir cami kadın imamı olan ve erkek kadın beraber namaz kılınan, kadınların başörtü takmak zorunda olmadığı bir başka cami modeli de var. Yine bunu Almanlar ciddi teşvik ediyorlar. Bunu yaparken, onun bayağı bir tarihi var ama. Yok geçmiş. Çok kısa süre önce, birkaç yıl önce başladı bu. Yok daha önce de bir Amerika'da çıktı galiba. Bu Almanya'da. Bu Almanya'da peki. Oldu. Süleymancılar çok ciddi destekleniyor. Almanya'da çok ciddi destekleniyor. Yani Diyanet'in camilerine alternatif bir güç yapısı oluşmuş durumda. Adıyamanlar diye bir grup var. Gerçekten Almanlarda buna karşın Türk milliyetçisi olan ve devletin resmi kurumları ki kontrollü, açık, şeffaf olan kurumlara karşı bir baskı uygulaması var. Bunu Diyanet da, camileri. Diyanet camileri. Yani bir milliyetçilere karşı, milliyetçi olanlara karşı baskı biraz ümmetçi ve kontrol edilebilir olan grupları ama kontrol edilebilirleri mutlaka finansal olarak destekliyor. Hatta o gruplardan bir tanesi zamanında orada sekreterken, genel sekreter ya da üst düzey yöneticiyken geldi burada. AKP'de milletvekili oldu. Sonra bir başka partide şimdi çokça muhalefet ettiğini görüyoruz. Yani bunlar hepsi yaşandı. Dolayısıyla bunlar hepsi yani Almanya bu Türkiye'de Türkiye'ye yönelik İslam'ı kontrol etmek, onun üzerinden operasyon aleti olarak kullanma yönünde çok ciddi bir eğilimi var. Yani bunu zaten Almanya'daki yaşayan Türklerin tamamı biliyor. En temiz, en düzgün çalışanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camileriydi. Onları da FETÖ'cüler ihbar ettiği için çoğuna baskın yapıldı. Bir sürü imama MİT ajanı dendi. Bak. Ve geçenlerde de bir tane cami, Berlin'de en büyük camilerden bir tanesi sabaha karşı polisler tarafından basıldı. Yani Almanya'nın orada Türk ibadethanelere karşı böyle bir şey var. Ama öbür taraftan bu tür yapılara, kontrol edebildiği yapıları olabildiği kadar önünü açmaya çalışıyor. Yani şimdi burada Almanya'nın kötü niyetinden bahsediyoruz. Tabii.
Milli görüşün kötü niyeti var demiyoruz. Adıyamancıların kötü niyeti var demiyoruz yani. Almanya'nın kötü niyeti var. Buna Türkler, Müslümanlar uyanık olacak. Kendi ibadetini yapacak, hizmetini yapacak. Efendim, malzeme olmayacak. Malzeme olan oldu mu? Oldu. Cemalettin Kaplanlar oldu. Olmadı mı? Neye malzeme oldu? Ya işte şeriat devletleri bilmem nedendi. Yok efendim şeyler... Türkiye'nin aleyhine yıllarda, propagandalar, Türk devletinin yani aleyhine, dinsiz devletler, heykeller, hakaretler yapıyorlar. Yani tabii. Türkiye'nin resmi birçok şeyini orada madara ettiler, salonlarda toplanıp bilmem ne. Yani şimdi bir cemaat... Ya bu sadece o değil. Yani Türkiye istikrarsızlaşma konusunda Almanya çok başat ülkelerden bir tanesi. PKK'nın en merkezi öbeklendiği, FETÖ'nün en öbeklendiği yani yerlerden Almanya birisidir. Almanya kötü niyetli diyoruz. Evet, o kuşkusuz. Amerika, Almanya bu işte başı çeken ülkeler. Diğerleri yan, periferi ülkeler yani bu işte. Siz bir şey demişsiniz. Çarşamba'da ajanlar dolaşıyor, derneklere ve kurslara sızmaya çalışıyor. Kim bu ajanlar? Yok, bir de hatta silahlı öyle ki bir gün gelir Hama'ya döner dedi yani şey. Fatih. Çarşamba'da ajanlar dolaşıyor dediniz. Çarşamba'da ajan dolaşmaz mı? Çarşamba'da ajansız olur mu yani çarşamba? Neye göre söylüyorsunuz bunu? Yani ya neye dayanarak? Neye göre söylüyoruz? İşte adam Atatürk'ün aleyhine bir kitap, sonra yasaklandı toplanması. İşte o kitabı efendim çıkartmış, gidiyor oraya buraya, orada toplantı yapıyor. İşte efendim put adam bilmem ne, o kitabı gösteriyor. Ondan sonra caminin içine giriyor, oradan çekiyor. Oradan bir derneğe gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ajan provokatör. Ya bunlar. Ben zaten adamın resmini de koydum, ismini de koydum. Bunlara dikkat edelim. Çünkü neden? Biz şimdi burada... Cami, cemaat, namaz, abdest, Kur'an öğretilen bir yerlerde böyle kitap göstermeler, yasaklı yayınların neşri vesaireler bunlar Mahmut Efendi'nin, hocalarımızın, üstadlarımızın razı olmadığı şeyler. Bunlar böyle yapmıyor. Ama bu anlattığınız ajan provokatör. Ajan provokatör hem neler? Şimdi bile benim hakkımda atmış tweet o kişi. Yani şimdi bunlar dolanıyor, geziyor ama bunlar... Yarın bir gün yani benim aleme neler çıkartıyorlar, haber olay çıkartıyorlar, bir şey çıkartıyorlar. Efendim şöyle oldu, böyle yaptı. Şimdi mesela yani İslam ümmetçidir. Tamam ben ümmetçiyim. Bütün ümmet evvela Müslümanlar. İnsanlık, bütün insanlığın iyiliğini istiyoruz da. Evvela Müslüman olan ümmetimiz tabii ki bir Filistin, bir Yemen, şu bu bizi daha etkiliyor. Müslüman oldukları için din kardeşimiz. Fakat şimdi şunu anlamıyorlar. Bu devlet, bu Türk devleti, bu Türk milletinin kurduğu, bu ulusal bir devlet. Burayı koruyamazsak ümmete hiçbir faydamız olmayacak. Bunu bizimkilere anlatamadık. Yani Yemen'e de buradan yardım gidiyor, Somali'ye de buradan yardım gidiyor, Filistin'e de, Gazze'ye de. Her yerin ilacı şusu busu buradan gidiyor. Ama bizim şimdi devletimiz bölünmek isteniyor. Ne adı altında? Namazlı, abdestli, HDP'li, şusu busu, o namaz kılıyormuş, muhabdes oluyormuş. Ya şimdi ben Selefi'yle, ya adam bana diyor ki, sen nasıl Müslümansın diyor. Sen nasıl Müslümansın diyor. Selefi'lere diyor falan diyor, muhbir diyor. Bak şimdi burada diyor ki, makbul vatandaş, muhbir vatandaş mı diyor. Hak Söz Dergisi şimdi beni muhbir ilan etmiş. Makbul vatandaş, muhbir diyor. Şimdi içeride izah yapıyor. Medya maymunu diyor, onu diyor, bunu her türlü hakareti yapıyor da. Şimdi diyor bu diyor kime diyor bunları diyor bu telefileri bilmem ne ihbar ediyor diyor. Niye diyor bu da Müslüman değil mi diyor. Ya kardeşim adam bana kafir diyor. Karımı helal görüyor. Kızımı helal görüyor. Karıma da zaten o gavurda durma gel bize diyor. Böyle bir Müslümanlık olur mu? Müslüman Müslümana kafir dediği zaman ikisinden biri kafir olur diyor hadis. Şimdi sen bu kadar tehlikeli silahlar, şunlar, bunlar, bombalar... Bu kadar büyük de devleti bölecek, memleketi işgal ettirecek. Efendim 7-8 İslam devleti Müslüman ülkeyi batırdılar. Bu kadar büyük bir tehlikeyi ben Allah rızası için söylüyorum. Ben bunu söyledim diye bana adam diyor ki muhbirlik yapma diyor. Ondan sonra açıyor. Şimdi içinde işte Selefileri methediyor, onu methediyor. Ben de dedim ki bu arkadaşlar kim? Ben dedim Özgür Der, Hak Söz bilmem ne. Ben bunları tanımıyorum dedim arkadaşlara. Bunlar benim hakkımda haber yapınca taalluk etti bana. Bunlar nedir dedim mesela. Şimdi bunlar Müslüman işte ve namazında, abdestinde arkadaşlar. Yok Özgür Der, yok Mazlum Der bilmem ne. Mazlum Der'i bilmiyorum da Özgür Der, Hak Söz bilmem ne. Bir de baktım bu ne ya? Sistemi tağuti sistem görüyorum. Hiçbir şekilde sistemi meşru görmüyorum. Açtı böyle resmi dergi bilmem ne. Hadi bakalım. Şimdi kafadan girdik.
Meşru görmüyorsun da bura bizim vatanımız, devletimiz, biz burada yaşıyoruz. Ne yapacağız? İşgal mi ettirelim ya? Nedir? Ne derdiniz sizin ya? Namaz kılıyorsunuz, abdest alıyorsunuz ya. Ondan sonra laflara bak. Küresel boyutta yüz yüze olduğumuz kuşatmaya ilaveten, işte cahiliye kuşatması altındayız. Efendim Türkiye'de saldırgan gelenek. Ondan sonra diyor ki, gencisiyle, yaşlısıyla diyor, kadın erkeği, ülkede yaşayan herkes zorunlu askerlik konusunu ortak bir sorun, zulüm şeklinde algılamamız gerekiyor. E şimdi bir bakıyorum dinime söven bari Müslüman olsa. Ulan diyorum bana niye muhbir demiş birilerine, bunlarla ne alakam var benim diyorum. E bir de bakıyorum aynı Selefi kafasında askerlik zulüm diyor. Bunların hepsi İslami çevrelerin tanıdığı yazarlar, çizerler. Ya bu ne olacağız? Bu devleti batıracağız, böldüreceğiz. Nereye gidiyoruz ya? Ya görecekler Suriye gibi, Irak gibi işgal oldukları zaman görecekler vallahi. Karıları, kızları, namusları talan olacak, görecekler, yapmasınlar. Bu devleti biz muhafaza edersek bu devlette ümmeti herkese yardım ediyor zaten Türkiye ya. Ama şimdi abi bak 4 yıl diyor Esed'in katliamlarını seyreden TC diyor. Şimdi diyor IŞİD'i bombalıyor. Ne yapacak bombalamayacak? Ne yapacak? IŞİD burayı mı öldürsün? IŞİD'i bombalıyor diyor. ABD'den aferin mi alacaksın diyor. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nun su güvenli sağlam TSK IŞİD'le savaşmak üzere Suriye'de. Ne olacak? Fırat operasyonu niye yapılıyor? Ya şu Fırat operasyonu olmasa IŞİD burayı batırmıştı ya. Şu Fırat operasyonu neleri sağladığını kadar askerimiz şehit oldu. Vatanımızı korumak onlar için. Onlar kim ya? Özgürler. İşte bunlar Hasret dergilerinde verim, sitelerinde yani verim. Bir tarikat cemaat mı nedir? Yok, anlamadım. Cemaat değil işte bunlar. Üst isimlerini vermeyeyim. Üst isimlerin altındaki İslami camiada çok büyük çevreleri var. Ahmet Bey benden iyi tanır. Ondan sonra AKP'nin MHP ile kurduğu Yerli Milli İttifak mahiyeti ırkçı tağuti yemin dayatmasında rahatlıkla görülebiliyor. Bak iktidar muhalefet her konuda ihtilaf ediyor. Halis Boyuncuk Ebu Hanzale ile terör irtibatı konusunda uzlaşıyor. Ya Ebu Hanzale IŞİD'in baş adamı, memleketin içine etti. Şurada görüyorsunuz 40-50-100 tane organizesi var. Biz bu adamları konuşuyoruz diye muhbir oluyoruz. Yani sen kardeşim Ebu Hanzale bütün millete kafir diyen, askere polise kafir diyen, hepimize kafir diyen bir adam ya. Onu savunuyor. Ona ne yazık, yargı ahlaksız kampanyaya teslim. Halis Hoca tutuklandı. Efendim, şimdi bak ne diyor Hak Söz'e. Özgürder Diyarbakır'da kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'ne Kürdistan yazısına izin verilmemesini kınadı. Ya kardeşim Kürdistan, Mürdistan ne oluyorsunuz? Aynı şey mesela bakın, ümmetçilik yapıyorum diyor. Ya kardeşim sen ümmetçi olsan evvela tek bağımsız Türkiye kalmış. 52 tane Müslümanım diyen, halkı Müslümanım diyen ülkede tek bağımsız Türkiye kalmış. Şurayı bari koruyalım, kurtaralım da mazlum ülkeler Müslümanlara da bir yardım ediyoruz yani diye ümmet şuurunda olan evvela Türkiye'nin bölünmemesini düşünüyor. Şimdi bu adamlar ne kafa? Şimdi geçen ne dedi mesela Bülent Bey? Gitti işte şeyi tavsiye etti, Devran kitabını bilmem nesi. Ondan sonra ne dedi mesela? Ayhan Bilgen de tavsiye. Peşinden dedi ki, bunlar dedi mazlum derden dedi, bizim arkadaş dedi, namaz kılıyorlar dedi. HDP'de de dedi, 20 kişi dedi namaz kılan var dedi. Diyarbakır müftüsü dedi bilmem ne dedi, önde dedi oturuyor bir şey dedi bilmem ne başkan dedi. Ya bana ne müftülüğünden? Namazı, abdesti, la yuhurru salatu racul ve savmu, adamın namazı, orucu sizi aldatmasın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz neye bakarız? Bu hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır. Ya o 25 eyalete bölünelim, yok iki dil çıkaralım, yok iki bilmem. Bunlar neye hizmet ediyor? Siyonizmin, Yahudinin, emperyalizmin şu memleketi bölmesinin baş ajanı bunlar ya. Olayı bunlar ya. Marksistleriniz ideoloji. 20 tane cami yıkmış Şırnak'ta adamla. Yani bu kadar camileri yıkan, imamları kurşunlayan, bu kadar dinsiz gavursuz bir ideolojiyle birlikte hareket eden adam. Ama namaz kılıyormuş, abdest. Allah Allah arasında bana ne namaz abdesti. Peki. Yani burada ümmet meselesini yanlış anlıyorlar. Ben ümmetçilerin başıyım ama şu anda ümmete hizmet etmek isteyen bütün Müslümanlar bu Türk devletini korumak zorunda. Bunu gayrimeşru görerek askerlik yapma, memurluk yapma, bunun herkes bir tarafından çeksin, bunu devirelim. Vallahi namusları da kalmaz, billahi ezanları da kalmaz, her şeyleri gider. Suriye peki. Orada, her şey orada. Yapmayalım ya. Milli Görüş'ün başkanı Kemal Ergün'e bir cevap hakkı doğurduk. O bir şey söylesin. Kemal Bey merhaba, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Hakan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Ben sizin açıklamanızı okudum. Cübbeli Ahmet dedi ki ya ben öyle bir şey söylemedim dedi. Bir tür aslında sözlerine de açıklık getirdi. O açıklık getirdikten sonra tamam mıdır sizin için? Mesele kapanmış mıdır? Şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Ben yeni izledim. Arkadaşlarım bana ilettiler. Emin olun çok üzüntüyle de izledim Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin ifadelerini. İslam Toplumun Milli Görüş Teşkilatları 1967 yılında merkezi Almanya'da Braunschweig'de kurulmuş bir camia. Japonya'dan Amerika'ya, Balkanlardan Avustralya'ya kadar çok ciddi bir yapısı olan bir teşkilat. Milli Görüş Teşkilatları'nın en önemli özelliği sivilliğidir. İmkanları ve kaynakları da sivilliğinden ortaya çıkmaktadır. Biz hiçbir devletin, ne Almanya'nın, ne Türkiye'nin, ne bir başka devletin hiçbir fonlarıyla şu ana kadar çalışmalarımız yapmadık. Bu kadar camileri nerede yapıyorlar? Bu kadar okulları nereden açıyorlar? Bu kadar bir cemaatimizden teberrularla bunları yapıyoruz. Hiçbir ne Avrupa fonu kullandık, ne Almanya'dan yardım aldık, ne Türkiye devletinden yardım aldık. Tamamen cemaatimizle biz bu işleri yaptık. Onun için Milli Görüş İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarımızla konuşurken, bu meseleleri anlatırken burada bir töhmet varmış gibi ifade etmeyi ben şahsen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'ye yakıştıramadım. Kendisi 20 yıl önce teşkilatımıza geldiğini söylüyor. Acaba diyorum o dönemde geldiğinde para toplamak istediğinde müsaade etmediğimiz için mi bunları söylüyor? Buna da çok üzüldüm işin doğrusu. Tekrar söylüyorum, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları özel, sivil ve gücünü tamamen kendi cemaatinden, kendi müntesiplerinden alan bir teşkilattır. Bunu herkes de bilir. Onun için hayırlı akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kemal Bey teşekkürler, sağ olun. Yok zaten Almanya fonluyor bunları falan diye biz hiçbir şey geçmedi ki. Ama Almanya izin vermese yapabilirler. Yani cemaatinden para toplayıp cami açıyorsun. Buna Almanya izin verecek dediğiniz, değil mi? Ne dediğinizi gayet iyi bir şekilde bizim insanlarımız, bizi dinleyenler duydu. Size yakıştıysa bu ifadeleri kullanırsınız. Bundan sonra da kullanırsınız. Ben çok çok üzülerek sizin bu ifadelerinizi kullanıyorum. Size iade ediyorum. Bu genellemeci yaklaşımınız gerçekten bir Müslümana, bir hoca efendiye, bir ilim adamına, bir ehli sünnet alimine yakışmıyor. Ben hakikaten bu meselelerde konuşurken ölçülü olmanızı size davet ediyorum. Yani ya, çıkmışsınız, zandan bahsediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de zan ayetleri var. Nasıl böyle bir ifade kullanabilirsiniz ki? Peki yani siz Almanya'nın, bu Almanya'nın hayır, Türkiye'ye iyi niyetli olduğunu mu savunuyorsunuz? Bu camileri ne alakası var bu kadar bizim açıyor diyorsunuz? Bunları nereden açıyor diyorsunuz? Ne bir zaman dedim nereden oyunu açıyor ya? Bırakınız onları. Bu kadar nasıl bunları yapıyor? Nerede zaman dedim? Benim konuşmamı geriye sararız ha burada. Ben bu kadar camiyi yapmayın nereden bunları açıyor? Ne zaman ben dedim ya? Sizinle ne zaman dedim? Dinlemedim diyorsunuz. Ben dinledim. Arkadaşlarım gönderdi size de. Tamam bu kadar camiyi nereden açıyor diye benim bir lafım geçmedi ki. Ahmet Hakan Bey, ben size teşekkür ediyorum bağladığınızdan dolayı. Ve tekrar bir daha tüm bir şey söyledi mi Kemal Bey? De bu Kemal Bey bir şey söyledi mi? Kemal Bey verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kemal Bey bir şey söyleyebilir miyim? Nedim Şener bir şey sormak istiyor. Şimdi izin verirseniz. Almanya özel benim de çok ilgilendiğim bir yer. Yakın ilişkim olduğu için. Almanya'da milli görüşü falan tenzih ederek soruyorum. Diğer tarikat cemaatler, merdiven altı oluşumlar, benzeri yapılar, orada Türk vatandaşı Müslümanlar çok olduğu için soruyorum bunu. Orada bu konuyu suistimal eden yapılar var mı? Gözlemleriniz var mı? Çünkü sizin 200'e yakın caminiz falan var değil mi? Milli görüşe bağlı yanılmıyorsam. 618 tane camimiz 618, var Avrupa genelinde. Yok Almanya evet için söylüyorum. Almanya'da. 450 tane camimiz 450 tane var. Benzer oluşumlar orada da var mı? Türkiye'de şikayet edilen konularda. Yani şimdi bu konularda Almanya, Avrupa'da farklı, burada tabii anayasal bir düzen olduğu için farklı camiler, dini yapılanlar mutlaka vardır. Ama benim görebildiğim kadarıyla burada özellikle devlet fonuyla fonlanarak bu işleri yapan insanlar yok. Ama mutlaka kötü niyetli bu çalışmaları yapan insanlar varsa devletin bu konularla ilgili çalışması devletin elindedir. Ben güvenlik kurulu değilim.
kolluk kuvveti de değilim. Bu meseleleri elbette buradaki devlet mercileri takip ediyorlardır. Ama benim genel itibariyle çatı kuruluşlarında bu şekliyle olan çatı kuruluşları görmedim, bilmiyorum. Şeyde Alman güvenlik birimleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerini bayağı bir gözlem altına alıyor. Size hiç böyle bir uygulamaya tabi tuttular mı? Nedim Bey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerine Alman birimleri daha 1-2 yıldan beri alıyor. Biz evet. 1995'ten beri Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın raporlarındayız. İşte evet. Ahmet Mahmut Ünlü Beyefendi bunu bilirse zaten söylemezdi. 1995 yılından beri anayasa, tefassunçus dediğimiz anayasayı koruma raporlarında olan bir teşkilatız biz. Gözlem altında. Evet, yani. Evet, onu tabii demek ki, istiyor. Yani. Tabii ki. Yani oradaki konu, ama biz, istihbarat diyor örgütü anayasayı koruma. Bunları da çok ciddi problem görmüyoruz. Dolayısıyla bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Yani o konuda bir sıkıntımız da yok. Peki Almanya için en çok anlatılan konulardan birisi Süleymancıların yapılanmasıdır. Orada çok büyük etkileri var mı? Yani burada Süleymancı dediğiniz İslam kültür merkezleri gayet güzel çalışmalar yapan, burada toplumun özellikle bu Türkiye kökenli veya farklı kökenli insanların oluşturmuş olduğu insanlara da hizmet veren kardeş kuruluş dediğimiz bir yapı. Bu konuyla ilgili ben onların yapıları içinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Kur'an eğitimi veriyorlar. İşte efendim Almanca veya farklı dillerde dersler veriyorlar. Temel eğitim müfredatları veriyorlar. Bir sıkıntı görmüyorum işin doğrusu. Peki son bir soru. FETÖ'cüler Almanya'da çok yoğun. Onlar sizin camilere veya Süleymancılar nereye gidiyorlar ibadet olarak? Bakın camiler Allah'ın evleridir. Camiler herkese açıktır. Bizim açımızdan problem yok. Onlar öyle görmediği için söylüyorum. Farklı yaklaştığı için söylüyorum. Bizim camilerimiz herkese açıktır. Her gelen insana da camiyi biz sınıf yapamayız. Zaten bir camide sen camiye giremezsin dendiği zaman orada cemaatin namazın sıhhati olmaz. Onun için biz kendi cemaatimiz, yani bizim bilinen bir cemaattir zaten hem Almanya'da hem Avrupa'da. Camiye müdavim olan bir cemaattir. Ahmet Hakan Bey gayet iyi bilir. Babası bizim camilerimizde olmuş bir insandır. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Dolayısıyla gayet o da bilir bu bizim camilerimizin muhtevasını. Dolayısıyla biz cemaatimizle, cemiyetimizle bu çalışmalarımızı etkin bir şekilde yapıyoruz. Yani diyor ki ben cami kardeşim bu yani FETÖ'cü mü bilmem. Onun alnında yazmıyor ki. Yazmıyor ki. Gel isteyen hayır, gelir. Önce, cami açıktır halka. Çünkü, tabii ki cami Allah'ın evidir. Diyanetin camilerinde çünkü Diyanet imamlarının onları ihbar ettiğine dair şeyler olduğu için belli bir çekinme şeyine girdiler. Oradan çıkma durumuna girdiler. Onu bilmiyorum ama hani Kemal Bey haklı ben, yani o. Sonuçta evet. Ne yapsın yani sen FETÖ'cüsün gelme, sen şucusun gelme diyemez camide. Diyanet eyvah. Bile diyemez onu yani. Hani ancak şey Diyanet belki... Ben onların tutumu açısından söylüyorum. Zaten bu taraftan bir etki yok yani gelmeyin diyen yok. Yani Nedim Bey, Kemal Bey şunu söylemek belki yani efendim? tam maksat şu. Siz bilirsiniz, gözlemliyorsunuzdur. FETÖ'cülerin Almanya'da milli görüşe yönelik oraya sızma, orada böyle bir faaliyet gösterme gibi bir durumları var mı anlamında aslında soruyor. Bizim camilerimiz Ahmet Bey, bizim camilerimiz çok çekirdek camilerdir. Dolayısıyla biz birebir insanlarımızı tanırız. Camiler Allah'ın evidir. Herkes bizim camilerimize gelebilir. Camilerimize de hiç kimseye engel koymadan herkes camilerimize gelebilir, namazlarını kılabilir, ibadetlerini yapabilir. Bu konularla ilgili en ufak bir şekilde hiçbir kimseye engel koymamız mümkün değildir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler, sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi geceler, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi para toplamak istedi de diyor belki para toplatmadı. Benim para toplamaya ne ihtiyacım var? Defa orada zandan bahsediyor. Kendisi tam bir iftira yapıyor. Onu bırak. Niye gitmedim? Kesildim. 11.50, 12.50'den evvel gidiyorduk. Yahudilere uymayın, Nasara'ya ittiba etmeyin. Bütün ayet hadis Yahudi Hristiyan'ı okuyorduk camilerde. Sonra gitmeye başladım. Onlar da ne yapsın? Bu sefer devlet baskı gönderdi. Noel, yılbaşı falan biz aleyhte konuşuyoruz ya. Hristiyanlar denmeyecek.
Yahudiler demeyecek. Yahudi ve Hristiyanlar hakkındaki ayetlerin okumamasını oran devleti bir baskı uygulamış. Ben de bu sefer dedim ki konu kalmadı o zaman dedim. Yahudi deme, Hristiyan deme dedim. Ben ondan beri gitmiyorum. Çünkü ben rahat konuşan, duymuyorum. Yahudi Nasara'ya ayetleri okuyan, onlara ittihaz etmeyin, dost etmeyin falan. Milli görüş çok şuurlu, her türlü bize bu konuşmalara izin veriyordu. Ama sonra onlar da baskı altına girdi. O baskıdan sonra bize de böyle gittiğim 2-3 yerde bu şey gelince, ben genellemiyorum ama oranın yönetimi, caminin yönetimi dedi ki bu şu ayet dedi. Yani ayet demediler de Noel deme, yılbaşı deme, Hristiyanlar deme, Yahudiler deme. Şimdi bu sefer bizim de sohbetler kalabalık oluyor. Ben de baktım ki yani şimdi Yahudi de vereceğim ama benim alanım daralınca ben konuşamam ki o zaman. Peki. Şey kalmadı, tadı tuzu kalmadı yoksa şimdi, para toplamayla ne alakası var? Geldik sona.